Evet, şimdiki konumuzun adı duyum ve algı ya da organizma ve çevre. Bu konudan soru gelir mi? Elbette. İki tane soru gelir genel olarak. Bilgiye dayalı sorular da gelebilir, yoruma dayalı sorular da gelebilir. Ee, ve bilgiye dayalı sorular, tabii ki standart sapması daha yüksek olan sorular olacaktır. Ee, bu konuya başlamadan önce birkaç tane kavramımız var illaki bilmemiz gereken. Bir bakalım onlar neler? Birincisi uyaran ya da uyarıcı. Uyarıcı şudur duyu organlarını harekete geçiren her türlü dış ya da iç etken. Zaten adından da belli aslında. Bizi bir şekilde e, harekete geçiren yani bizi uyaran bir takım nesneler ya da durumlar uyarıcı olarak adlandırılırlar. Duyumsa bu uyarıcıların belli sinirsel aşamalardan geçerek beyne ulaşması demektir. Duyum tamamen sinirsel ve saliselik bir süreçtir. İlerleyen konularda duyumu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi sadece tanımını verip geçiyorum. Duyumun gerçekleşmesi için 5 tane koşul var. Bu 5 tane koşulun 5'i de olmazsa olmaz. Bunlardan birincisi bir uyarıcının varlığı. Burada en çok karıştırılan mevzu şudur. E, sanki uyarıcı hep dış bir nesne olacakmış gibi algılanır. Elbette dışarıdan gelen bir ses, bir koku vesaire de bir uyarıcıdır. Fakat çürük bir diş ya da açlık hissi gibi içten gelen bir takım süreçlerde uyarıcıdır. İkincisi duyu organlarının sağlıklı olması. Ee, i̇stediğimiz kadar bir uyarıcı var olsun eğer duyu organları sağlıklı değilse. Mesela sağırsak bu sesi duymamız olanaklı değil. Üçüncüsü uyarıcıyı iletecek ortamın varlığı. Uyarıcı var, duyu organları sağlıklı ama eğer sesi geçirecek bir hava mevcut değilse o zaman yine duyum gerçekleşmeyecek. Dördüncü koşul uyarıcı şiddetinin duyum eşikleri arasında olması. Önemli bir kavram. Çok karıştırıldığı için de buradan soru gelir. Duyu eşiği şu demek. Duyu organlarının bir uyarıcıyı fark etmeye başladığı en düşük nokta alt eşik, uyarıcının artık fark edilemeyecek kadar şiddetlendiği en üst noktada üst eşik olarak adlandırılır ve organizma tepkisini mutlaka bu iki eşik arasındaki uyarıcılara gösterir. Ne demek alt eşik ve üst eşik? Her duyu organımızın alt eşik ve üst eşik sınırları var. Mesela kulağımız 20 ile 20 bin Hertz arasındaki seslere duyarlı. Dolayısıyla 20'nin altındakileri ve 20 binin üstündekileri duymamız olanaklı değil. Karıncaların e, yolda yürürken çıkardıkları ayak seslerini duyamamamızın sebebi bu ses frekansının 20'nin altında olması, dünyanın dönerken çıkardığı sesi duyamamamızın sebebi de bu sesin 21'in üzerinde olması. Yani birisi alt eşiğimizin daha altında, diğeri üst eşiğimizin daha üzerinde. O yüzden hiçbir şekilde bu sesleri duyum sayamıyoruz. Tabii ki bu diğer duyu organlarımız için de geçerli. Burnumuzun da gözümüzün de hem alt eşiği hem de üst eşiği var. Bu alt ve üst eşikler canlıdan canlıya değişirler. Mesela köpeklerin kulaklarının duyum eşikleri bizden çok daha aşağıda. E, o yüzden de deprem olacağı zaman mesela köpekler fay hatlarının çıkardığı ses sesleri duyarlar. O yüzden deprem öncesi tepki gösterirler. Son koşulumuzda uyarıcının farklılaşma eşiğini geçmesi. Farklaşma eşiği şu demek. Şiddeti değişen bir uyarıcının duyum için gerekli olan en az miktardır. Mesela e, ellerimde iki tane para var. Bir tanesi 1 lira bir tanesi 50 kuruş. Ben gözümü kapattığım zaman bunun hangisinin daha ağır olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü ikisinin arasındaki fark farklılaşma eşiğini geçmedi. O yüzden de farklılaşma eşiğini geçmediği için ikisinin arasındaki farkı ayırt edebilmem mümkün değil. Müzik